Dünya gündemi, Trump. 2018 Trump'ın ciddi anlamda yaşatacağı kaoslar, kendi yaşayacağı kaoslar ön plana çıkacak. O yüzden Trump'ın ne zaman delirip ne zaman delirmeyeceği ile ilgili 2018 ayakta bekleyeceğimiz yıl. Niye ayakta bekleyeceğimiz yıl? Çünkü Trump 3 noktaya savaş ilanı yapacak ve bu 3 nokta ciddi anlamda sıkıntı yaratacak gözüküyor. O yüzden Trump ruhsal anlamda da atakları yüzünden hem kendi Amerika'sına hem Lübnan'a olabilir, Afganistan'a olabilir, Pakistan'a olabilir zarar verecek ve bu zarar ciddi anlamda kaoslara sebep olacak gözüküyor. Ve evliliği çatırdamada ve 2018 sonunda Trump'ın karısı veda edecek bu ilişkiye ve 2018 biterken tehditler had safhada olacak ve onların kendi kürsülerinde Trump'a karşı çok uyarılar alınacak. O yüzden Trump'ın hem iniş yılı, hem savaş yılı, hem kaos yılı. Bir bütünleşme. O yüzden dolarınız varsa doları saklayın. Dolar tavan yapacak. Dolar öyle bir tavan yapacak ki insanlar dolar ne zaman uçtu, ne yaptığını anlamayacağız. O yüzden Trump'ın savaşları açık listesi, eşinin boşanma kararı ve 2019'da öldürülme ile alakalı sıkıntılar yaşayacak. Trump'ı vurabilirler, tehditler. O yüzden siyasi çalkantılar çok derin. Türkiye'ye ne olur? Türkiye'ye şu anlamda ciddi anlamda zararlar gelebilir. Dolar yükseldikçe ekonomi anlamında ciddi çöküşler yaşayabiliriz. Nasıl inşaat sektörleri şu an durduysa ve birçok firmalar batak yaşıyorsa yine yurt dışı ile anlaşmalarımızda azalmalar söz konusu olabilir ama Trump için zor bir yıl, savaş yılı ve kaos yaratacak bir yıl diyorum. Peki şöyle diyelim. Dünya genelinde Avrupa Birliği ne olacak derseniz Avrupa Birliği diye bir sistem kalmadı. Bunu bir başta anlaşalım her şeyden. Son 10 yıldır Avrupa sistemi çoktan çöktü. Herkes kendi ülkesini kalkındırma mantığında, herkese bir kaos yaratma mantığında. O yüzden Almanya kendi ekonomisiyle yol alacak. Her şeye karışır ama sessizlikte büyüyen bir nokta. O yüzden Almanya her zaman hazinesini kenarda bırakan bir çizgidir. Almanya her şeye karşıdır ama hiçbir şeyin yanında da durmayacak kadar da akıllıdır. O yüzden Almanların en büyük zekası biliyorsunuz ki ticaret zekasıdır. O sırada sizi ticarete döker ve sizden getiri sağlar. İngiltere zaten Bitcoin dediğimiz bir sistem var. İngiltere şu an hazineyi o kadar çok dolduruyor ki bütün herkes Bitcoin'i takip ediyor ve herkes ona yatırım yapıyor. İngiltere altının üstüne hazine koydu. O yüzden onun bir senelik ömrü var. Bir sene içerisinde yani 2018'in Eylül ayında Bitcoin diye bir sistem kalmayacak. İngiltere zaten hazinenin altına milyonlarca altın doldurmuş olacak. O yüzden Bitcoin kurbanı olmayın. Eğer olursanız ciddi zararlar alırsınız. İngiltere'ye yarar, kar sağlamış olursunuz. Peki Türkiye'de neler olacak? Yani Türkiye'yi ekonomi, yaşam ne bekliyor Türkiye'de derseniz 2018 daha yani 2015'ten, 2014'ten, 2016'dan, 2017'den daha ağır bir yıl geçirecek. Çünkü ekonomi anlamında biz ciddi anlamda geriledik. Gerilediğimiz için de Türkiye'de var olan bir üretim yok, tarım üretimi yok. Elektronik üretim yok. Her şeyi dışarıdan elde ettiğimiz için Tayyip Erdoğan bu sene Türkiye ile ilgili yatırım ve 2021 yılında dünya ikincisi olacağız diyoruz ya, alt sistemi kuracak. Yani İsrail artık tohumlarını ne kadar saklasa da biz Osmanlı tohumlarını ön plana getireceğiz ve Osmanlı tohumları ile birlikte tekrar tarıma, tekrar toprağa, tekrar yatırıma geçiş yapacağız. O yüzden tarımla birlikte büyüyen bir toplum olacağız. Türkiye'yi şu an İsrail her tohumu bize gagalıyor ya, şimdi bizde Osmanlı tohumları, hazineleri çıkacak ve biz bunlarla ciddi anlamda tarıma. O yüzden inşaat sektörlerinde şöyle bir oluşum oldu. 5+1 diyorum. İstanbul'un silüeti değişti dedi ya Tayyip Erdoğan. Ve tüm Türkiye'de artık 5+1'in üstüne çıkamaz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet doğru. Bunun altyapısını tohumlarla ve toprak ve tarımla yapacağız. O yüzden Türkiye büyüyecek ama Rusya'yla gereksiz bir çatışma yaşanacak Mart-Nisan ayında. Ve Putin bize böyle bir atarlı tutacak. Tayyip Erdoğan o sırada sessizlikle Putin'in ayağını denk kaldıracak. Çünkü Putin'le birlikte bağlarımız çok kuvvetli olduğu için Putin Türkiye'yi bir türlü arkaya alamadı. Yani hep
Türkiye'yi vurma modunda Putin, ama Tayyip Erdoğan onu komple kenara sıkıştırdığı için bir türlü Türkiye'ye zarar veremiyor. O yüzden her dakika anlaşmaları yeniliyor. Ne olacak? Tayyip Erdoğan tarım ve sistemini oturtacağı için 2018 yılında Putin kendi alanında vurmak istediği 3 ayrı nokta var. Evet, savaşa girecek ama Türkiye bu noktada İran, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye'nin genel anatomisi olacak. Anatomun anatomisi olduğu için Türkiye'ye herhangi bir zarar gelmeyecek ama tabii ki iç savaş ve maddi sıkıntılarımız devam ediyor. Dünyanın genelinde bir savaş krizi var. O yüzden Türkiye %60 riskle kurtulur 2018'den. Çünkü tarıma önem vereceğiz. Tayyip Erdoğan'ın sağlık problemleri yükselecek. Ciddi iki operasyon geçirecek. Nisan ve Haziran döneminde buna dikkat edeceğiz. Ve şöyle söyleyeyim. Şubat, Mart bu Amerika'daki Ebru Gündeş'in kocasından kaynaklanan büyük kaoslar yaşanacak Türkiye'de. O yüzden ceza alması gereken insanları da çoğu ceza alacak. Buna Ebru Gündeş dahil olmak üzere diyorum. Evet, Çin büyüyüp gidiyor. Çin o kadar sessizce büyüyor ki ben varım dedi artık yani. Türkiye'de değil, dünyada ciddi anlamda Çin son 4 yılda çok büyük bir büyüme yaşadı. Ekonomi ve çağ atladı. O yüzden Çin'den korkmuyorum ama Güney Kore'den acayip korkuyorum. Güney Kore'nin her an herkesi vurabilecek kadar altyapısı yeni... Kuzey Kore yeni Hitler doğdu. Kim? Kuzey Kore. Hitler'in başlangıcı. Yeniden Hitler ayaklandı. O yüzden Kuzey Kore'nin büyük katliamlara hazır olacağı bir yıl ve herkese tehdit savuracağı bir yıl. O yüzden Kuzey Kore'ye dokunmamak lazım. Her an Hitler uyandı diyoruz. Dedim bile. Evet, bu hani Türkiye'de Kılıçdaroğlu ne olur derseniz ciddi 2018 onun için ciddi bir siyasi çöküşün, zaten uzun süredir çöküşteydi, daha büyük bir çöküş, büyük problemler yaşayacağı bir dönem olacağı için belki yargılanma olabilir ama hapis yatacağını asla düşünmüyorum. Hani FETÖ'den dolayı hapis yatarlar mı diye çok sorular var. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Sadece hissettiğim şu var. Evet, siyasi olarak zaten son 4-5 yıldır büyük bir çöküntüde, daha büyük bir çöküntü yaşayacağı. Ama yeniliklere de açık olmak gerekiyor. Çünkü enteresan, Kılıçdaroğlu her an yani pasifilora gibi Kılıçdaroğlu. Yani biz onu artık kabul ettik. Tayyip Erdoğan da onu kabul ettiği için bence çatışmalar güzel oluyor. Siyasi çatışmalar her iki taraf için de renkleniyor diye düşünüyorum. Bizim için renkli mi bilmiyorum ama her iki taraf için renkli. HDP isim değiştirecek. İsmini değiştirecek, yeni isimler katılacak. Evet, HDP aslında çöküşünü iyileştirme yılına doğru hareket sağlayacak. Birçok değişim ve isim değişikliği yapılacak HDP için diyorum. Peki efendim, İYİ Partisi ile ilgili. Vallahi İYİ Partisi ile ilgili 2019'da çok büyük ataklar bekliyorum. Çünkü İYİ Partisi sessizlik içerisinde hareket ettiği için şu an kimin ne yapacağı belli değil. İYİ Parti de kendi alanında çok büyük bir destek, bir şekilde büyüme evresi içerisinde diyebilirim İYİ Partisi için. Emlak piyasası 2019 yılına kadar Türkiye'de eğer paranız varsa emlak yatırım yapın ama bitmiş binaya yatırım yapın. Çünkü emlak piyasasında çok birçok inşaat sektörü iflasını açıkladı ve açıklamaya da devam edecek diyorum. Evet, Türkiye'de bizim için evet büyük bir başlangıç yılı diyoruz ama tabii ki sorunlar bitecek mi? Ekonomi sorunlarımız devam edecek. Dolar tavan yapacak. Yani Türk parası biraz değerini son 2 yıldır kaybetti. Biraz Türk parasının değerini ön plan atmak gerektiğini düşünüyorum. Bu benim sadece fikrim. Başka ne var? Küresel ısınma. Yani küresel ısınma dünyanın en büyük aslında kaosu. Kimse bunu kabul etmiyor. Hiçbir ülke bunu kabul etmiyor. Her şey normalmiş gibi devam ediyor ama biz bunu 10 sene sonra küresel ısınmanın çok büyük bir zararını göreceğiz. O yüzden şimdiden bu altyapıların yenilenmesi gerekiyor. Son unuttuğum bir haber daha ekliyorum. İsrail Lübnan'a savaş açacak. Suudi Arabistan ses çıkartmayacak. Katar, İran, Türkiye aracılığını bulacak. Türkiye Tayyip Erdoğan emriyle İran, İsrail'i korkutacak. O yüzden İsrail'in atakları başlayacak bir yıl diyoruz.